Herkese merhaba. Killarney Provincial Park'a 4 günlük bir kano kampına gidiyoruz. Haziran sonu, Temmuz başı, sivrisineklerin bol olduğu, at sineği ve normal kara sineklerin ise biraz az olduğu bir mevsimdeyiz. Balık tutup kamp yapacağız. Bugün cuma, yarın yağmurlu bir hava bekliyor bizi. Eğer yapabilirsek birkaç portaj yapıp çevredeki gölleri ziyaret edeceğiz. Karlı Lake'den başlayacağız rotaya. 10 kilometrelik bir kano yolculuğu sonrası Johnny Lake'deki kamp alanımıza varacağız. Sonrasında bol bol yemek yiyip balık tutup biraz keyif yapacağımız, çok fazla taşımanın olmayacağı bir yolculuk olacak. Herkese iyi seyirler. Evet, Karlı Lake'e geldik. Kano, burada yerleştireceğiz. Buradan başlayıp bir 10 kilometre kürek çekeceğiz. Bir bataklık geçişi var ama hiç portaj yok. Hiçbir şey taşımayacağımız için de rahat bir gün olmasını umuyorum. Manzara çok güzel, şahane. Bayıldım şu an. Kunduz yuvaları bu şekilde kapatıyorlar. Üstünden kanayı atlatmak gerekiyor. Bu o kadar yüksek değildi. O yüzden bir şekilde halledebildik. Bazen üstünü geçemiyorsun ve taşımak zorunda kalıyorsun. Ama manzara şahane. Ortam şahane. Şu arkadaki kayalıklar Canadian Shield diye geçiyor. Tam coğrafi olarak bilgi, yanlış bilgi vermek istemiyorum ama 4 milyar yıl önce oluşmaya başlamış volkanik aktiviteden dünya oluşurken. Sonrasında basınç, buz çağları, sulardan dolayı olan aşınma ve formasyon değişiklikleriyle bu hallerine gelmiş. Burada görebileceğiniz gibi bu bölge ta kuzey Kanada'nın kuzeylerine kadar Canadian Shield olarak geçiyor. Ve bu kayalıklar gerçekten farklı bir doku katıyor ortama. Tam gölün geçişinden nehirin ortasından kunduz yuva yapmış. Bunların alt tarafından girişleri oluyor ve şu bölgenin içinde yaşıyorlar. Bütün kış ortam donsa da onun içindeki hava gözleriyle yaşamlarını sürdürüyorlar. Ve kunduzlar Kanada'nın doğal yaşamı için acayip önemli hayvanlar. Çünkü bu kurdukları barajlarla küçük göletler oluşturuyorlar. O göletlerin çevresinde oradan beslenmeye gelen hayvanlar, o göletleri mesken tutan işte kurbağa, balıklar vesaireler derken habitat oluşturuyorlar. Yani normal akan su bir anda bir gölete dönüyor ve o gölet bir anda bir sürü yaşama ev sahipliği yapmaya başlıyor. O yüzden Kanada'nın da ulusal hayvanlarından bir tanesi kunduz. Şu an nilüferlerin içinden geçiyoruz ve bir 15 santim suyun üstünde gidiyoruz. O yüzden kürek çekmektense küreği saplayıp küreği iterek hareket etmek daha mantıklı. Geliyor. Zaten öbür türlü ilerleyemiyorsun. Ama çok güzel. Burada kunduz kendine yuva inşa etmemiş, villa çıkmış, villa yapmış, kat çıkmış. Bayağı 3+1 salonlu falan mekan yapmış kendine. Yani, kameradan ne kadar anlaşılıyor bilmiyorum ama bayağı bir alan kaplamış kendisi. Şuradan bir giriş var gibi görünüyor. Oradan girip aşağıya şu orta taraflarda suyun altında cep yapıp orada yaşıyorlar. Çok enteresan hayvanlar. Big fish, big fish. Woohoo. Where's the net? What's underneath you? There it is. Yeah. I'm gonna. Throw it up to me if you want, hon. Nice. It's jumping.
I will handle it. I don't want to miss this fish. Evet, güzel bir balık tuttum. Geliyor. Oo, çok güzel kafa atıyor. Oo. Woo. Ne ya bu? Ha, yandan takılmış. O yüzden öyle geliyor. Ulan boyutundan çok daha büyük olarak geldi. Şöyle açalım. Oh. Niye atladın lan? Dur bakalım. Small mouth bass. One sec. Okay, salıyoruz. Yes. Haha. Yeni balık, yeni balık. Bu da küçük bir şey. Biraz önceki gibi bir şey çıkacak küçük. Zıplıyor. Arkada zıplıyor. Suyun üstünden geliyor. Evet, Johnny Lake'de şu ana kadar small mouth bass diye geçiyor bunlar. Küçük ağızlı levrek. Yani küçük ağız levrek mi, büyük ağız levrek mi, o aradaki farkı tam bilmiyorum ama burada daha çok küçük ağız varmış. Herhalde küçük ağız levrek diye tahmin ediyorum. Şu an Johnny Lake'e geldiğimizden beri 1 kilometre 2 tane atladı. Trolling yapıyoruz arka taraftan. Normal kürek çekip şeye giderken, kamp alanına giderken bir yandan da arka tarafta dalarlı, 2 metre dalarlı jointed crankbait diye geçiyor. Bu iki parçalı titreşim yapıyor. Şey kullanıyorum, sahte yem kullanıyorum. Şu ana kadar neredeyse bayağı bir alabalık bu levreklerden ve farklı tatlı su balıklarına her şeyde çalışıyor diyebilirim. Yakaladım şu ana kadar. Bugün de iki tane şeyle başladı. Levrekle başladı. Bakalım rastgele. Surfing. Come on, dude. Okay. How come that you attacked the dog? Neredeyse lure şey kullandığım sahte boyutunda balık. Ama elime takmayı istemiyorum. Şimdi hemen şöyle çıkartacağım. Güle güle.
Kanada'da kutuda şey satıyorlar, şarap satıyorlar. 3 litrelik poşetin içinde, kutunun içinde böyle musluğu var. Buralara şişe getiremiyorsunuz, metal şişe getiremiyorsunuz, konserve vesaire. O yüzden bu kutu şaraplar gayet iyi. Kaliforniya şarabı 3 litre. Akşama etin yanına güzel gidecek. Evet, şimdi şurası kamp yeri. Görünüyordur. Burası çok taze olmayan bir ayı dışkısı. Şimdi ne olduğuna bakalım. Çok da kuru değil bu arada. Birkaç günlük falan herhalde. Neyse, şuraya da yiyeceği asacağız. Yani bir 20-30 metre mesafede kamp yeri, ayı dışkısı yiyeceğimiz olacak. Bakalım sonra neler gelecek. Bu arada sivriler çok kötü. O yüzden kafayı falan kapattım ama hala yiyorlar. Sivrisinek ilacı sıkmama rağmen çok rahat bırakmıyorlar. Şurada bir tane huş ağacı galiba. O huş ağacı şey oluyor, hem iyi yanıyor hem uzun yanıyor. Çam ağacı gibi hemen bir anda yanıp bitmiyor. Şu devrilmiş olan ağaç. Nefes nefese kaldım yine. Şu ağacı kesmeye çalışacağım şimdi. Yaşıyormuş ya. Ağaç kırık gövdesi. Yukarı doğru sanki öbür ağaca dayanmış ve yaşamıyor sandım ama ağaç yaşıyor aslında. Tabii ki de yaşayan ağaçları kesemiyoruz. Öyle bir gündemimiz yok ama etrafta zaten bir sürü yıkılmış ağaç olduğu için yakacakla ilgili çok sorunumuz yok. Bakalım onları ayarlayalım. Sivrisinekler bayağı kötü. O yüzden de şu cihazı getirdim. Buna termosel deniyor. Bizim evlerde bildiğimiz elektriğe takıp üstüne kartuş yerleştirip sivrisinekleri kovan şey. Bunu da sadece gaz şeyine takıyorsun. Tüpüne takıyorsun. Ufak. Şöyle kartuşlar var. Bizim evlerde kullandığımız bildiğimiz şekilde. Mavi. İşte dokunmayın. Dokunduktan sonra yüzünüze gözünüze sürmeyin falan diye sattıkları şey. İçinde geçen yıldan kalan vardı. Çok etki etmiyor. O yüzden şöyle bunu yerleştiriyorum. Onu yakacağım. Bunu bu şekilde koydum üstüne. Sonra bunu ona getiriyorum. Ve burada kendi çakmağı var. Şimdi gaz çıkartıyor içinden. Ve şu an yanıyor. Bir 10-15 dakika içinde bundan yavaş yavaş dumanlar çıkmaya başlayacak ve bulunduğu çevrenin en az 5 metre etrafını koruyacak şekilde sivrisinekleri uzaklaştıracak. Ya da öyle umuyorum. Bundan önce çalıştı. Bakalım şimdi çalışacak mı? Hit!
Buna snapping turtle deniyor. Türkçesini bilmiyorum ama dişleri çok güçlü ağzı. O yüzden böyle elini kolunu kaptırmaman gerekiyor. Bu kocaman. Su doldurmaya geldim. O arada bir baktım kenarda bekliyor. Mike olsun bunun adı. Mike. Mike, come on. Mike. Mike. Gel oğlum buraya, gel. Al. Okay, Mike. Hedefe kilitlendi. Bayağı da büyüksün lan Mike. Bir gözü kör. Psikopatım. Psikopatın Allah'ıyım dedi. Yaprakları falan koparıp gitti. Oğlum itlik yapma burada sana. Dostane yaklaşıyoruz. Sen bize atar gider yapıyorsun. Olacak iş değil. Oh shit. It's okay. Come back from it though. Let it come up. He wants your GoPro. Yeah. Evet, bugünkü menü kuşkonmaz, T-bone steak, mantar, sonra çıtır çıtır yapılmış soğan, sonra bu da şey, patates püresi ve aynen et gravy ne ki bilmiyorum, et sosu, et suyu, neyse artık gravy işte. A long way to Killarney. Son update. Et hazır. Kuşkonmazda mantar hazır. Burada patates hazır. Burada da gravy sos hazırlanıyor. No, jump, man, jump. But don't be a... Oh. There might be rocks down there. Burada şey var. Turtle, snapping turtle is here. Okay, dude. Oh shit, that's a big one. Okay, bu güzel. Oh, that is a big one. Oh, nice! What is this, dude? Oha, çok güzel. Oops. Lan, kocamansın sen ya.
Aa, çok kirlendi. Evet, bırakıyoruz. Go, go, go. That was your first cast. Aynen. Okay, ben burada olta atıyorum. Burada çakal gelmiş benim balığımı yemeye çalışıyor. Oğlum git, nereye gideceksen. İlk gün gayet güzel geçti. Kamp alanımız güzel. Sadece ayının yiyecekleri almaması için umudumuz var. Çünkü ayının çok yakında bir dışkısını gördük. Çok da kuru değildi yani. Hani 2-3 günlük falandır herhalde. Astığımız yerde kampa 30-40 metre uzaklıkta. Şimdi saat 10 oldu. Yemeğimizi yedik. Birazdan artık uykuya geçeceğiz. Yarın umarım daha çok balık tutarız. Herhalde bugün bir 7-8 tane tatlı su levreği tuttum. Çoğu küçüktü. En son tuttuğum biraz güzel boyuttu. Keyif verdi. Onun dışında yarın bakalım, belki bir turna yakalarsak onu bir yakala pişir yaparız.